Merhaba arkadaşlar. Bu hafta sizlerle birlikte dinamik döviz takibi programı yapacağız. Dinamik olarak tüm varlıklarınızı takip edebileceğiniz, ekranda görmüş olduğunuz bu Excel dokümanını birlikte hazırlayacağız. Unutmayın, bunu hazırlayabilmek için Microsoft 365'e ihtiyacınız vardır arkadaşlar. Kullanacağımız bazı formüller yalnızca Microsoft 365 versiyonunda mevcuttur. En çok kullanılan para birimlerini buraya yazdık. Bunun yanında bizde olan varlıklarımızın para birimlerini, kategorilerini ve ne kadar elimizde var şu anda onların yer aldığı verileri buraya yazdık. Değerleri biraz sonra hesaplatacağız. Bakın para birimlerimizi seçtikten sonra bunların içerisinde kripto para birimleri de var. Veri sekmesine geliyorum ve Microsoft 365'te olan veri türlerine tıkladıktan sonra bakın para birimi seçeneğini seçiyorum ve tamamını öncelikli olarak para birimine çeviriyorum. Verilerimi seçiyorum ve ekle dedikten sonra tabloyu seçiyorum ve tamam diyorum. Verilerimi tablo biçimine çeviriyorum. Şimdi verilerle çalışmam daha kolay olacak. Bakın buradaki artı işaretine tıklıyorum ve price sütununu ekliyorum. Yani şu anda anlık olarak bu para birimlerinin Türk parası karşılığındaki değerlerini buraya getirmiş oldum. Sonrasında bakın son 52 gündeki en yüksek değerini buraya getiriyorum. Onun yanına aynı şekilde en düşük değerini getiriyorum. Bakın 52 week low'u seçiyorum. Ve son olarak açılış fiyatımı buraya ekliyorum. Bakın open'ı seçiyorum. Ve ilgili para birimlerimin gün içerisinde başlangıç fiyatlarını buradan görebiliyorum. Şimdi şu aradaki boşlukları silelim. Ve varlıklarımızın değerini hesaplatalım. Eşittir diyorum. Dolar miktarımı seçiyorum. Çarpı, bakın anlık olarak şu anda dolar kaç paraysa ilgili sütunla çarptırıyorum. Ve hepsi için aynı şeyi burada sırasıyla yapıyorum. Hepsini güncel değerlerini burada hesaplatıyorum. Şimdi dashboard sayfasını hazırlayacağız. İlgili tablolarım hazır. Buraya değerler diyelim. Buraya da varlıklar diyelim. Şimdi ilgili tablolarıma isim vereceğim. Tablomun üzerine tıkladıktan sonra açılan tablo tasarımı sekmesine geliyorum ve buraya varlıklar 2 diyorum. Enter'a basıyorum. Aynı şekilde değerler tablomun üzerine gelip tablo tasarımı sekmesinde de değerler 2 diyorum. Daha önce oluşturmuş olduğum tablolarıma da isim verdiğim için şu anda kabul etmeyecektir. O yüzden varlıklar 2 ve değerler 2 verdim. Şimdi gelin birlikte dashboard sayfamızı hazırlayalım. Öncelikli olarak elimde bulunan varlıkları benzersiz olarak buraya getireceğim. Eşittir benzersiz dedikten sonra tab tuşuna basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Bakın varlıklar 2 yazdıktan sonra alt gere 8 ile beraber köşeli parantezimi açıyorum ve para birimini seçtikten sonra alt gere 9'a basıyorum ve köşeli parantezimi kapatıp normal parantezimi de kapatıp enter'a bastığımda bakın benim varlıklarımda hangi para birimleri varsa onları benzersiz olarak buraya getirdi. Şimdi miktarlarını getireceğim. Eşittir dedikten sonra E topla diyorum ve tab tuşuna basıp formülümün içerisine giriyorum. Aralığı soruyor. Bakın buraya varlıklar yazdığımda varlıklar 2'yi seçiyorum ve aralığım burası. Noktalı virgül. Ölçütüm neresi? Ölçütüm buradaki varlığım. Noktalı virgül toplam aralığı neresi? Bakın yine varlıklar 2 yazıyorum ve alt kere 8 ile köşeli parantezimi açıyorum. Bakın buradaki miktar seçeneğini seçiyorum. Alt kere 9 ile köşeli parantezimi kapatıyorum. Ve sonra parantezimi kapatıp Enter'a basıyorum. Bakın buradaki varlıklarım aşağı doğru getiriyorum. Şimdi buranın yazı biçimini de değiştirelim. Segway Print yapalım. Segway Black yaptık. Daha görsel olarak daha güzel bir görüntü elde ediyoruz. Sonra şunları da birazcık küçültelim. Evet. Şimdi güncel olarak hangi para biriminden elimde ne kadar var onu buraya getirmiş oldum. Şimdi buraya güncel kurumuzu getireceğiz. Eşittir dedikten sonra çapraz ara diyorum ve tab tuşuna basıp formülümün içerisine giriyorum. Arama değerim buradaki dolar değerim. Noktalı virgül. Arama dizisi. Yine bu sefer değerler dedikten sonra bakın değerler 2 diyorum. Alt gere 8 ile birlikte köşeli parantezimi açıyorum. Ve arama dizim para birimi dizim olacak şekilde seçiyorum. Alt kere 9'da köşeli parantezimi kapatıyorum. Noktalı virgül. Döndürülen dizi
Yine değerler 2'yi seçiyorum. Alt geri 8 ile beraber köşeli parantezimi açıyorum. Bakın price seçeneğini seçiyorum ve alt geri 9 ile beraber kapatıp parantezimi de kapatıp enter'a basıyorum. Güncel olarak kur değerimi buraya getirmiş oldum. Bakın aşağı doğru kopyaladığımda her biri için güncel kur değerleri otomatik güncellenecek şekilde buraya getireceğim. Şimdi toplam varlığımı eşittir deyip miktar çarpı güncel kur değeriyle hesaplıyorum. Bakın aşağı doğru çektim ve güncel varlığımı hesapladım. Açılış fiyatımı yine değerler sayfasından getireceğim. Eşittir. Bakın çapraz ara dedikten sonra tab tuşuna bastım. Formülümün içerisine girdim. Arama değeri. Yine buradaki varlığım. Noktalı virgül. Arama dizisi. Bakın değerler 2'yi seçiyorum ve köşeli parantezimi açıyorum. Buradan para birimini seçiyorum ve köşeli parantezimi kapatıyorum. Noktalı virgül. Döndürülen dizi. Yine değerler yazıyorum. Bakın aynı tablo içerisinde döndüreceğim. Değerler 2'yi seçiyorum. Yine köşeli parantezimi açıyorum. Bu sefer bakın open'ı seçiyorum. Çünkü açılış fiyatlarım open sütunumda yer alıyor. Köşeli parantezimi kapatıyorum ve parantezimi de kapatıp enter'a basıyorum. Bakın buradan gelip para birimimi TL olacak şekilde seçiyorum. Burası sabit olacak çünkü açılış fiyatları sabit olarak geliyor arkadaşlar. Şimdi burada kazanç kayıba bakacağız. Yani açılış fiyatı ile güncel kur arasındaki farka bakacağız. Onu nasıl yapacağız? Eşittir 1 eksi açılış fiyatım bölü güncel kur deyip enter'a bastığımda bakın yüzdelik olarak kazanç ya da kayıp ne varsa buradan takip edebileceğim. Bakın kripto paralar değer kaybetmiş, döviz kurları değer kazanmış olacak şekilde gün içerisinde görebiliyorum. Nasıl değişim gösterdiklerini de buradan hesaplayabiliyorum. Şimdi buradan gelip görünümden kılavuz çizgilerini kaldıracağım arkadaşlar. Daha güzel görsel bir görüntü elde edebilmek için. Sonrasında diğer sayfamdan bakın kategori miktar ve yüzde dağılım değerlerimi getireceğim buraya. Geliyorum Dashboard 2'ye. Aynı şekilde buraya yapıştırıyorum. Bakın seçtim. Yine geliyorum döviz, kripto para ve toplam değerlerimi diğer tarafa getireceğim şimdi. Geldim buraya. Yine eşittir diyorum. Bakın benzersiz dedikten sonra tab tuşuna basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Dizi diyor. Burada da varlıkları seçiyorum. Bakın varlıklar yazıyorum ve varlıklar 2 dosyasını seçiyorum. Köşeli parantezimi açıyorum. Buradan kategoriyi seçiyorum. Köşeli parantezimi kapatıyorum ve parantezimi de kapatıp enter'a basıyorum. Bakın hangi varlığımdan ne kadar varsa buraya getirmiş oldum. Şimdi burada döviz miktarımı ve kripto para miktarımı TL karşılığı, Türk lirası karşılığı değerlerini getireceğim. Eşittir. E topla dedikten sonra tab tuşuna basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Aralık diyor. Bakın varlıklar 2'yi seçiyorum ve köşeli parantezimi açıyorum. Buradan geliyorum kategoriyi seçiyorum ve köşeli parantezimi kapatıyorum. Noktalı virgül. Ölçüt diyor. Buradaki ölçütümü seçiyorum. Noktalı virgül. Toplam aralığı diyor. Yine varlıkları seçiyorum. Bakın köşeli parantezimi yine açıyorum. Bu sefer değerini seçiyorum. Köşeli parantezimi kapatıyorum. Parantezimi de kapatıp enter'a basıyorum. Bakın TL olacak şekilde dövizlerimin karşılığını buraya getirmiş oldum. Aynı şekilde aşağı doğru verimi kopyaladığımda kripto parada da 65 bin liramın olduğunu görebiliyorum. Şimdi buraya toplam verisini getirelim. Bakın ikisini topluyorum ve toplam değerim burada 758.516 lira olacak şekilde geldi. Şimdi yüzde dağılımlarını bulalım. Eşittir diyorum. Bakın bu hücrem bölü yani döviz miktarım bölü toplam miktarımı seçip enter'a bastığımda ikisinin arasındaki dağılımı hesaplayabiliyorum. Bunu da ortalayalım. Şimdi alttakine de gelip eşittir 1 eksi döviz miktarı dediğim zaman yine aynı şekilde ikisinin arasındaki dağılımı otomatik olarak hesaplatabileceğim. Diğer sayfama geliyorum. Bakın bu alttaki toplam değerimi seçip buraya yapıştırayım arkadaşlar. Birebir aynısı olsun. Şimdi toplam aldım. Burada hiçbir şey yapmadım. Toplam varlıklarımın değerini buldum. 758.516 lira. Aynı şekilde burada da ilgili değerimin olduğunu görebiliyorum. Şu şekilde Format Painter'la birlikte burayı da gördüğünüz gibi görsel olarak aynı olması için boyadım. Şimdi buraya geldim. Burada bir de
Ben bunların içerisindeki en büyük değeri hesapladım. En büyük varlığım hangisi? Gördüğünüz gibi 203.626 lirayla dolarımmış. Olacak şekilde buraya da bunu getirdim. Şimdi buraya ekle diyorum. Bakın çizimlerden, şekillerden bir dikdörtgen ekleyeceğim. Bakın şöyle ekledim. Buna geldim. Şekil ana hattına ana hat yok dedim. Şekil dolgusuna da daha önce hazırladığım renklerden burayı seçiyorum. Bakın şöyle biraz daha genişletelim. Ve buraya şimdi toplam varlık değerlerimi getireceğim. Bakın dashboard sayfama geldim. Yine ekle dedim. Bir tanesini göstereceğim. Diğerlerini otomatik olarak alacağım. Buradan simgeleri seçiyorum ve toplam varlıklarımı getireceğim için buraya para yazdıktan sonra Enter'a basıyorum. Ve bakın buradaki para birimlerinden bir tanesini seçiyorum. Görsellerden bir tanesini seçiyorum. Tamam'a basıyorum ve ilgili sayfama ekliyorum arkadaşlar. Bakın burada. Şimdi bunu buraya yerleştireceğim ama biraz küçülteyim. Bu şekilde. Sonra ekle sekmesine geliyorum ve buradan metin ekleyeceğim. Şöyle ekleyelim ve buna da varlıklar yazalım arkadaşlar. Sonra bunu seçiyorum. Yazı biçimini değiştirdim. Şimdi buradan şekil biçimine geliyorum. Şekil dolgusuna dolgu yok diyorum. Şekil ana hattına ana hat yok diyorum. Ve giriş sekmesinden yazı boyutunu birazcık büyütüyorum arkadaşlar. Şöyle varlıklar olacak şekilde getirdim. Sonra büyük şekil seçiyorum. Bakın eşittir dedikten sonra buradaki toplam varlık değerimi seçip Enter'a basıyorum. Bakın ortaladım. Şöyle ortalıyorum ve boyutunu da 20 olacak şekilde büyütüyorum. Biraz daha bunu genişletelim ki gözüksün. Şöyle yerleştirelim. Gördüğünüz gibi ilgili değerimi getirdim. Şimdi bunun beyaz yapalım arkadaşlar. Rengimiz de beyaz olsun. Aynı şekilde şekil dolgumuzda şuradan beyazı seçelim. Evet, daha şık durdu. Göze daha hoş geldi. Şimdi diğerlerini buraya ekliyorum. Diğer sayfadan aldım ve buraya yapıştırdım arkadaşlar. Vakit kaybetmemek adına buraya yapıştırdım. Şimdi kazanç kayıpları renkli olarak nasıl göstereceğiz ona birlikte bakalım. Bakın ilgili alanı seçtim. CTRL ve 1 ile birlikte hücreleri biçimlendir iletişim kutusunu açtım. İsteğe uyarlanmışı seçiyorum ve buraya geliyorum. Buradan bakın köşeli parantez içerisinde mavi yazıyorum. 0,00 yüzde dedikten sonra Windows ve nokta tuşlarına basarak ilgili alanı açıyorum. Ve bakın yukarıyı seçiyorum. Gördüğünüz gibi buradan yukarı düğmesini seçip kapatıyorum. Noktalı virgül. Sonra köşeli parantezimi yine açıyorum. Kırmızı yazıyorum bu sefer. Eksi 0,00 yüzde yazıyorum. Yani eksi olanlarına kırmızı, artı olanlarına mavi yap diyorum. Bir de yanına Windows nokta ile birlikte emoji ekliyorum aslında. Oradan da aşağı yönlü oku seçiyorum ve tamam dedikten sonra bakın benim istediğim şekilde burası gerçekleşti. Aynı şekilde bu yukarının ortalamasını alıyorum ve ortalama kazanç kayıp değerimi de buraya getirmiş oldum. Şimdi buradan bakın G19 değerimi yani ortalama kazanç kayıp değerimi de buraya otomatik olarak getirmiş oluyorum. Şimdi dashboard'umdaki diğer yazıları getirelim. Bakın buradaki kazanç kayıp yazılarım ve ilgili ikonlarımı Ctrl C ile kopyaladım ve Ctrl V ile yapıştırıyorum. Bakın hepsi yerli yerine oturdu. Buradan ilgili ayarlamaları yapıyorum. Ve bakın burada da en büyük varlık değerimi buraya getirmiş oldum. En büyük varlığım hangisi ise onu buradan alıyor. Bakın otomatik olarak F19 değerinden alıyor. Şimdi buraya bir halka grafiği ekleyeceğiz. Varlıklarımızın yüzde dağılımlarına göre. Gidiyorum diğer sayfama. Bakın bu arkadaki ilgili alanı alıyorum. Ve grafiğimi nasıl ekleyeceğimi size göstereceğim. Seçiyorum. Kopyalıyorum ve dashboard sayfama getirip yapıştırıyorum arkadaşlar. Bakın buraya getirdim. Biraz şöyle ayarlamalarımızı yapalım. Şimdi buraya geliyorum. İlgili yüzde dağılım değerlerimi seçtikten sonra ekle sekmesine geliyorum ve bakın pasta grafiklerinden halka grafiğimi seçiyorum. Grafiğimin başlığını kaldırıyorum ve göstergelerimi de kaldırıyorum.
Aynı şekilde biçim sekmesine geliyorum ve buradan şekil dolgusundan dolgu yok diyorum. Şekil ana hattından da ana hat yok dedikten sonra küçültüyorum ve ilgili alana getirip yapıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu buradan üzerine çift tıklayarak veri serisini biçimlendir iletişim kutusunu açıyorum. Bakın halkanın kalınlığını biraz daha değiştirelim. Şöyle arttıralım. Halkamızın rengini, bakın dış rengini buradan kenarlığına çizgi yok diyorum. Halka rengimi de gördüğünüz gibi açık renk olacak şekilde seçiyorum. Şimdi sıra geldi diğerine. Diğerini de seçtikten sonra çizgi yok dedim ve buna da koyu renk olacak şekilde bir renk belirliyorum. Bakın artıya basıyorum. Veri etiketlerinin yanındaki üçgene tıklıyorum. Buradan veri etiketlerini göster diyorum. Aynı şeyi diğeri için de yapıyorum. Bakın göster dediğimde gördüğünüz gibi veri etiketlerimi göstermiş oldum. Onun da yazı biçimini Segway Black yapıyorum ve bir tık daha büyütüyorum. Şimdi benim buradaki varlıklarım otomatik olarak güncelleniyor arkadaşlar. Nasıl güncelleniyor? Veri sayfasındaki bu tablomuzla birlikte otomatik olarak güncelleniyor. Ve buradan siz de döviz varlıklarınızı anlık olarak takip edecek ilgili uygulamayı gerçekleştirebiliyorsunuz. Şunu da şöyle alalım, daha güzel gözüksün. İlgili dosyayı indirmek için kanalımıza dosyaları indirme seviyesinde abone olmanız gerekiyor. Onu da unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar.